çocuklarımızın hayatlarının belki de en önemli olduğu meslek seçimlerinin başlangıç aşaması olarak değerlendirilen üniversite giriş sınavlarının yapılacağı günlere gelmiş bulunmaktayız. Ve 13 Mart Pazar günü yüksek öğretime geçiş sınavı gerçekleştirilmiş olacak. Ülkemizde de bu sınavı çeşitli merkezlerde hayata geçirmiş olacağız. Tabii ki her şeyden önce bütün çocuklarımıza ve ailelerine yürekten, gönülden başarı dileklerimi iletmek istiyorum. Çocuklarımızın başarılı olmaları, çocuklarımızın ömürleri boyunca bilgi dağarcıklarında toparlamış oldukları bilgilerini inşallah bu sınavda en iyi şekilde kullanacaklar ve daha üst sınava girmeye hak kazanacaklardır. Bilindiği üzere yüksek öğretime geçiş sınavı elbette ki 180 tavan puanının aşılmış olması gereken bir sınavdır. 180 tavan puanı aşıldığı takdirde lisans yerleştirme sınavına giriş hakkı kazanılmış olacaktır. Burada Milli Eğitim Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili tüm bürokratlarının bizlere vermiş olduğu bilgiler ışığında çocuklarımıza elbette ki bazı uyarılarda bulunmayı da kendimize görev bilmiş bulunmaktayız. Tabii ki çocuklarımızın o sınavda mümkün olduğu kadar heyecanlanmamaları, kendilerini sınava mutlaka motive etmeleri ve yıllarca biriktirmiş oldukları önemli bilgilerini son derece dikkatli bir şekilde kullanmaları gerekecektir. Tabii ki 1400 küsur çocuğumuz bu sınava girecektir. Genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4000 küsur sınava girecek olan çocuk var iken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak 1400 küsur çocuğumuz sınava girecektir. Bu sınav neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup da 83 KKTC vatandaşı öğrencimiz de yurt dışında bu sınava girebilecektir. Şu anda yapılan başvurular bu doğrultudadır. Bildiğiniz gibi belirli bir süre biz özellikle lise son sınıflara bu sınava hazırlanabilmeleri noktasında bir süre de motivasyon ve çalışma bilgileri toparlanmaları için bir de tatil dönemi vermiştik. Tabii ki bu sınava sadece lise son değil, lise sonunu bitirmiş olup da şansını denemek arzusu içerisinde olan tüm vatandaşlarımız, gençlerimiz de katılmaktadır. 13 Mart Pazar günü Türkiye ile aynı saatte, saat 10'da başlayacak olan bu sınavda esas yapı itibariyle dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu sınava giriş belgesi öğrencilere verilmeyecektir. Öğrenciler kendileri ÖSYM internet adresinden sınava giriş belgelerini almalıdır. Bu en önemli husustur. İkinci önemli husus ise kendilerinin özel kimlik belgeleri, artı buna benzer kendilerini kanıtlayıcı evrakları muhakkak yanlarında olmalıdır. Ben bütün çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği olduklarının altını çiziyorum ve kendilerine bu sınavda canı gönülden, yürekten başarılı olma dileklerimi iletiyorum. Gördüğünüz kendilerince ne kadar çok çalışmışlar, ne kadar çok bilgi biriktirmişler ise onları sonuna kadar kullanmalarını da telkinde bulunmak istiyorum. Bakanlığımızın web sayfasında da gerekli açılımlar ve bilgiler olacaktır. Aynı zamanda basın aracılığıyla paylaşacağımız ve paylaşmış olduğumuz bu bilgileri de dikkate almalarını ben rica ediyorum. Başarılar diliyorum.